Bugün Modos'ların ikinci bölümü, obligation, zorunluluk. İki tane ayrı tip var bu konuda kullanabildiğimiz. Birincisi must. Şimdi bakalım şu cümleye. I will come if I must. Gelmem zorunluysa geleceğim. Yani must burada bir yükümlülük anlatıyor. Kullanım şekli son derece basit. Must artı fiil. Formül bu. Bütün tiplerde olduğu gibi. I think I must visit him. Ziyaret etmem gerektiğini düşünüyorum. Yani must yine burada bir gereklilik anlatıyor. Zorunluluk anlatıyor. İngilizcenin genel kuralları burada da geçerli. Olumsuz yapmak istediğiniz zaman not koyuyorsunuz. Kısaltması da şöyle. Mustn't have to work. Örneğin karşınızdaki insana şunu söyleyebilirsiniz. Sigara içmemelisin. Must I do whatever you want? Ne dersin onu yapmak zorunda mıyım diyor. Burası sen ne istersen demektir. Oraya erken gitmeliyiz. Aksi halde içeri giremeyiz. Okuyalım Ebru'nun. We must go early. Otherwise we can't enter you. Çok güzel. We must go there early. Otherwise we can't enter you. Çok güzel. Evet, bir örnek daha yapıyoruz. Ali sınıfını geçmek istiyorsa daha sıkı çalışmalıdır. He must study harder if he wishes to pass his class. Evet, Ebru Hanım. If Ali wishes to pass his class, he must study harder. Çok güzel. Evet, yani daha yapalım. Bir şapka giymen gerekiyorsa bari doğru dürüst bir tane giy. Normalde mesela doğru dürüst bir şapka dediğimiz zaman a decent hat dememiz gerekir. Decent doğru düzgün, eli yüzü düzgün, hat de şapka. Ama cümlenin ilk kısmında zaten bir hat vardı. Yani if you want, if you must wear a hat, wear a decent one. Aynı kelimeyi bir cümlede ikinci defa tekrarlamamak için o kelimenin yerine one koyar. One biliyorsunuz bir anlamına gelen sayı sıfattır. Aynı zamanda yine bir anlamına gelen zamirdir. If you must wear a hat, wear a decent one. Decent one. Çok güzel. Yükümlülük zorunluluğu anlatmanın ikinci yolu. Has ya da have to. Artı fiil. You have to take your shoes off before entering a mosque. Camiye girmeden önce ayakkabılarını çıkartmalısın. Güzel. Evet, aynen öyle. Bir camiye girmeden önce ayakkabılarını çıkartmalısın. Take off, çıkartmak. Take on giymek, take off, çıkartmak. Genellikle İngilizce'de bu ikisinin aynı anlama geldiğini düşünürler. Yani ikisinin de zorunluluk olduğunu düşünürler. Bunların arasındaki fark nedir diye sorarsanız şudur. Must, içten gelen bir zorunluluktur. Biz hissederiz bunu. Gelmem gerekiyorsa gelirim. Bakın. Ben hissediyorsam. Sanırım onu ziyaret etmeliyim. Sigara içmemelisin. Karşımızdakini empoze ediyoruz. Must I do whatever you want? Sen ne söylersen yapmak zorundayım. Burada baktığınız zaman hep içten gelen bir şey var. Dış kurallar değil. Bu ise tamamen dış kurallardır. Toplumsal kuralların ya da yasaların bizi empoze ettiği şeyler için bunu kullanırız. Mesela camiye girerken niye ayakkabılarımızı çıkarırız? Çünkü toplumsal kural böyle. Biz bunu gerekli hissettiğimiz için yapmayız. Mesela kiliseye girerken niye çıkartmıyoruz ayakkabıları? Çünkü öyle bir kural yok. Hani must kesin kes internal'dır. External ise yani has to ise dışarıdan empoze edilen şeydir. You have to be at work at 9 o'clock. Ben 9'da işte olmak. Bir olmak, et ve evet. İşte. Bu şu anlama geliyor. Karşımızdaki bize bunu söyleme yetkisine sahiptir. Patron ya da müdür annesi. Değil mi? You have to be at work at 9 o'clock. Burada his söz konusu değil. Bir zorunluluk söz konusu. Kural söz konusu. Yani have to kalıbı kural anlatır. Kuraldan doğan yükümlülüğü anlatır. Has ve have arasındaki fark ne? Tekil çoğul farkı. Mesela öznemiz Ali olsaydı, Ali has to finish his work on time deseydim, ne demiş olurdum? Ali işini zamanında bitirmek zorundadır. Yani burada Ali'nin bir çalışan olduğunu anlıyoruz. Ona yüklenen bir görev söz konusu. Have to genellikle bize dışarıdan empoze edilen, toplumun ya da devletin empoze ettiği zorunlulukları anlatır. Mesela hiçbir zaman kanun kimseye şunu yapmamalısın derken must demez. Asla. Çünkü must içten gelen bir şey. Bizim kendi zorunlu hissettiğimiz ya da doğru olduğunu düşündüğümüz şeyleri anlatır. Have to ise dışarıdan gelen kuralların yüklediği şeyleri anlatır. Bu konuda bir şeyler yapmak zorundayız. Aksi halde sözleşmemizi feshedecek. We have to do something about it. Otherwise the boss will terminate our contract. Çok güzel. Evet. İşçilerin fabrikaya tam zamanında başmaları gerekiyor. Çünkü bugün bitirmeleri gereken büyük bir sipariş var. The workers have to arrive at the factory exactly on time because they have a big order to finish today. Evet. Okuyalım Ezra. The workers have to arrive at the factory exactly on time because they have a big order to finish today. Harika. Çok iyi. Bir tane daha yapalım. Turistlerin lobide beklemesi gerekiyor. Çünkü ben onları burada karşılayacağım. The tourists have to wait in the lobby because the guide will meet them there. Çok güzel. Obligation in the past. Şimdi must kelimesinin geçmişte bir karşılığı yoktur. Yani must sadece bugünü ve geleceği anlatır. Geçmişi yoktur yani. Has ve have'in geçmişteki karşılığı had'dir. Had aynı zamanda sahip olmak fiilinin ikinci halidir. Dolayısıyla had to kalıbıyla geçmişteki tüm zorunlulukları anlatabiliriz. You had to greet him when you saw him. Onu gördüğün zaman selamlamalıydın. Evet, selam vermeliydin. Yani selam. Geçmişte bir zorunluluk. İster içsel olsun, ister dışarıdan gelen bir zorunluluk olsun. Sadece have to'yu kullanabiliyoruz. Must hem present'ı, yani şimdiyi, hem de future'ı anlatır. Geleceğe de yöneliktir ama past hali yok. Şimdi bir başka örnek verelim. Erken ayrılmalıydık. Çünkü zaman yok. Zamanımız yoktu. Mesela bir şeyimiz var derken have'i kullanıyoruz. Vardı derken had'i kullanıyoruz. Geçmişe gidiyoruz. Yoktu derken de ne yapabiliyoruz? İsmin önüne no koyabiliyoruz. Yani no olduğu için bu cümlede bunu olumsuz yapmaya gerek yok artık. Çünkü no soruyu sordum. Emin olmak zorundaydım. I asked this question to him because I had to be sure. Güzel, evet Melek. I asked this question to him because I had to be sure. Güzel. Anneme gerçeği söylemek zorunda kaldım. Halde beni suçlardı. Evet, Melek. I had to tell the truth to my mother. Otherwise she would accuse me. Evet Ebru Hanım. I had to tell the truth to my mother, otherwise she would accuse. Accuse me. Çok güzel. She would accuse me. Hmm. Şimdi must'ı gelecekte de kullanabileceğimizi söylemiştik zaten. Will have to artı fiil. Burada şeye dikkat edin arkadaşlar. Birinci yardımcı fiil artık will olduğu için öznenin tekil olması halinde buraya has falan koymuyorsunuz. Yani değişmiyor, hiç değişmiyor. Bu kalıp gelecekte hep aynı. Bir örnek verelim. I will have to pay the bill, otherwise the company will sue me. Bill faturayı ödemem gerekecek. Hı. Aksi halde şirket beni dava edecek. Evet. Köyde uzun süre kalmamız gerekmeyecek. Çünkü tüm sorunları hallettik. We will not have to stay long in the village because we handled all problems. Problems. Evet Emre Hanım. We will not have to stay long in the village because we handled all problems. Çok güzel. Öğrenciler bugün de okula gelmezse onları cezalandırmak zorunda kalacağız. Evet. If the students don't come to the school today as well, I will have to punish them. Çok güzel. Şimdi bir şey daha göstermek istiyorum. Şimdi geç. You have to obey my rules. Kurallarıma uymalısın. Şimdi ne yapar İngiliz? Buraya bir tane got koyar, tamam mı? You have got to obey my rules. Bastır. Got konuşma dilinde kullanılır ama yazı dilinde bu pek kullanılmaz. Mesela Amerikan filmlerinde çok görürsünüz bunu. You have got to do that. Onu yapmak zorundasın. Karşına empoze ettiğiniz zaman. Araya bir got koyar. Bunun sahip olmakla falan alakası yok. Unutmayın. Görürsünüz bunu. Hatta eski İngilizce'de, yani Shakespeare dönemi İngilizcesinde got da kullanılıyordu. Hala bazı Amerikalıların bunu kullandığını duyuyoruz. You have got to do that. Ama çok detaylı bir kural, sadece bilgi olsun diye söylüyorum. Mesela bir yerlerde karşılaşırsanız şaşırmayın. You have got to do something. Yapmalısın. Doktoru daha çok beklemek zorunda kalacak mıyım? Will I have to wait long for the doctor? Şu kravatı takmak zorunda mıyım? Must I put on the tie? Veya do I have to put on that tie? Evet, put on that tie. Evet, güzel. Ucuz otellerde kalmalıyız. Çünkü çok paramız yok. Evet, okuyalım Ebru Hanım. We have to stay in cheap hotels because we don't have much money. Çok iyi, evet. We have to stay in cheap hotels because we don't have much money. Evet.